Şerifin canlım, gül yoldum orağın anneli. Şanguk şerif güllük perili zilvanlım, gül mevsimi tez geçer lili. Halili halili. Adaya doğru gidiyoruz sevgili izleyenler. Tuna Yollarda programı bu sefer adalara gezecek. Sizler için bayramda nerelere gitmelisiniz onlara şöyle bakalım. Hazır bayram tatili de var, hafta sonu belki ailece kaçarsınız. Tuna Yollarda adalar başlıyor. Giderim dur diyen yok lili, halili halili fincanım. Kebap oldum yiyen yok lili, şanguk şerili güllük perili silfanım. Ayrılık gömleğini lili, halili halili fincanım. Ebeli Adada tabii gezimiz sürecek ama burada meşhur şeylerden bir tanesi kahvaltı. Kahvaltı da var, muhteşem bir deniz manzarasıyla bizler de kahvaltıyı yapacağız. Gördüğünüz gibi Cüneyt Aktaş bekleyemedi, menemeni tattı. Ama yine de soracağım, Cüneyt nasıl menemen? Çok güzel, tavsiye ederim. Tavsiye ederim dedi. Bizler de artık sizler için deneyeceğiz ama umarım tekrarına denk gelip sabah saatlerinde canınızı çektirmemişizdir. Bayramda Ebeli Adada mutlaka bir kahvaltı şart sevdiklerinizle, bizler de başlıyoruz. Vallahi kıyarım canıma, Serpil de gel gel yanıma. Vallahi kıyarım canıma, Hopla da gel gel yanıma. Türkiye'nin birçok noktasında kahvaltı yaptık ama böyle rahat olanı açıkçası pek olmadı. Genci abiyle konuşacağız şimdi. Kafe denince aklı o geliyor. Senelerdir de burada. Abi nedir bu menemenin mesela sırrı, meşhur olma sebebi? Menemenin sırrı domatesin tazeliğinde, yumurtanın tazeliğinde. Çünkü yumurtaya özel taze yumurta getiriyoruz Yalova'dan. Domatesimiz de köyden, bahçeden toplanıyor, geliyor. Ve taze yapıyoruz. Hani akşamdan yapıp pişirilip de sabah sunmuyoruz. Taze taze yapıyoruz. O yüzden çok güzel ve çok lezzetli oluyor menemenimiz. Bir de tost durumu var. Biz açıkçası menemene en başta daldık. Sonra baktım ki Cüneyt tostu keşfetti. Bana da kalmayacak gibi endişe duydum. Tost da değişik. Yani o bildiğimiz tostlardan biraz farklı. Çünkü tostumuzun özel olması ekmeği. En büyük özelliği o ekmeği. Yıllardır bize ekmek Dolapdere'de bir ekmek fırından geliyor. Bizim Dolapdere'den. Her gün? Her gün, her sabah Kabataş'tan motora koyuyorlar. Adaya geliyor. Dolapdere'de meşhur bir ekmekçimiz var. Ki ekmekler de özel yapılır bizim için. En büyük özelliği ekmeği. Ama tabii içindeki sucuğu, kaşarı kalitesi, bu da çok büyük etken. Şimdi az önce şu an iki tane sigara böreği geldi. Sebebini de açıklayayım. Masaya gelen sigara böreklerini sevgili kameraman arkadaşım Cüneyt Aktaş hepsini yiyince Genci abi sağ olsun dedi ki sen yiyemedin, tadamadın. Sigara böreği de geldi. Şimdi gerçekten de çok özel bir lezzet sevgili izleyenler. Buradakilerin birçoğunu gördüğünüz gibi tabağımda hiçbir şey kalmadı. Hepsini afiyetle yedim. Hatta bunları da yiyeceğiz az sonra çayla beraber. Genci abi ekleyeceğin hiçbir şey var mı? Herhangi bir şey var mı? Galatasaray TV izleyenlerine, buraya gelenler vardır mutlaka. Bayramda neler söyleyeceksin? Herkese iyi bayramlar diliyorum öncelikle. Tabii ben de iyi bir Galatasaraylıyım. Bütün Galatasaraylılara, bütün Türkiye'ye iyi bayramlar diliyorum. Tabii söylenecek çok şey vardır ama. Bu kadarı bile yeter. Bayramı burada kutlamak isteyenler de efendim mutlaka sahilde böyle en sola doğru geliyorsunuz. Orada zaten Genci abi göreceksiniz. Menemen kokusundan da farkı hissedeceksiniz. Çok teşekkür ederiz abicim. Tuna Yollarda keyifli gezisine bu güzel adada devam ediyorum. Salında gel aman 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 ey. Yeşil ırmak akıyor karar.
Heybeliada'da bir kedi sohbeti. Yıllarını buraya vermiş bir abimizle beraber. Adada kedi nüfusu fazla herhalde. Kedi nüfusu bayağı fazla. Hele kışın daha çok. Herkes yazın seviyorlar. Sevmesi güzel o küçükken. Kışın bizim başımıza bırakıyorlar. Sen de burada hem işini yapıyorsun hem kedilere bakıyorsun. Kedilerle onlarla vakit geçiriyoruz. Soldan bir tane ahali geldi zaten. Ha, bizim misafir. O geçen sene geldi buraya. Kaldı başımıza. Gel misafir gel. Adı misafir. Misafir, adı misafir. Kendi misafir olaktan geldi. Siz neler yapıyorsunuz? Sen mesela şu an? Ben 32 senedir buradayım. Şimdi neyi restore ediyordun? Ya bu bir çalışma masasının çekmeceleri bu. Bunu montaj yapacağız. O şeysini kırmışlar, arkası kırılmış. Onu yapıyoruz. Ya burada Heybeliada'da güzel tarihi şeyler de var. Herhalde senin dükkanında da. Var var tabi. Bizim bir dükkanımız da yukarıda var. Bize buradan göstereceğim bir şey var mı? Vallahi göstereceğimiz hangisini göstereyim? Ben bunların bazısı için çok değersiz olur ama bunlar benim için hepsi aynıdır onlar. Bu işi severekten yapıyoruz. Satsan satılmıyor gibi neyse neredeyse yani. Yok, çocuğun gibi anlatıyorsun. Ya öyle şey de yani satarız biz. Biz sadece adam satmayız. Abi mesajı verdi. Malları bulduk muydu her şeyi satarız biz. Ama bir dediğimiz gibi bir adam satmayız. 32 sene nereden geldin abi buraya? Nevşehir. Derinkuyu. Oradan geldin adada. 32 senedir. Tabii işte babamız başladı bu işe. Baba emekli oldu, bize bıraktı. Biz de artık çocuklar yapar mı, yapmaz mı? Pek düşünmüyorlar onlar da ama. Ne olacak, kapanacak mı? Emekli olunca kapadım. Biz gelip abiye ne devam etsek mi? Biz devam etsek olur mu abi? Olur olur, niye olmasın ya? Öğrenirsek, yazları gelsek şimdiden. Olur olur. Geldim çok buyur. Teşekkür ediyoruz abicim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. İyi bayramlar. Sağ olun. Günahımı ettik öpeyim. Dedik değer harmanda, gel harmandan yan kaca, dum ormandan sevdanı çeke çeke yar kesir, ben dermandan harmandan, gel harmandan yar kaca, dum ormandan sevdanı çeke çeke yar kesir. Herkesin konuştuğu ruhban okuluna doğru gidiyoruz. Açılacak mı? Ne zaman açılacak? Türkiye'de olması olay olmuştu. Heybeliada Ruhban Okulu. Az sonra Galatasaray TV'de olacak. Tabii ki yola doğru giderken şunu söylemek lazım. Yokuşu epey yokuş. Manzarası mükemmel. Kuş sesleri Cüneyt Aktaş ve Tuna Bayık. Tuna yollarda da sizler için gezmeye devam ediyorum. Heybeliada'da devam ediyoruz keyifle gezimize. Ruhban Okulu'na az kaldı. Yokuşları aştık geldik. Kertenkele mi? Yıldız ben miyim belli değil. Devam ediyoruz. Hadi şöyle geçelim. Heybeliada'da şimdi çok konuşulan Ruhban Okulu. Yokuş bitti. Artık o büyük manastır şimdi Galatasaray TV'de. Burası okul olarak kullanıldığı zamanlarda derslerin görüldüğü alandayız ve baş öğretmenlerin farklı noktalarda diğer öğretmenlerle beraber fotoğraflarını da görüyoruz. Tarihleriyle beraber tabii ki buranın tarihi dokusunu hissetmiş oluyoruz. Tüm fotoğraflarda zaten tarihler net bir şekilde belli oluyor. Bizler de Tuna Yollarda ekibi olarak bu önemli noktayı sizlere tanıtmaya devam edeceğiz.
şu anda 200 yıllık sıralarda oturuyoruz. Yüzlerce öğrenci burada tabii okumaya devam ediyor hali hazırda. Gerçekten de inanılmaz çok etkileyici. Zaten tarihin önemli noktalarından bir tanesi. Ülkemizin biliyorsunuz her dine açık oluşu, zaten anlayış dini oluşumuz. Burada okumaya devam etmelerine de vesile. Gördüğünüz gibi o örnek sınıflardan bir tanesi şu anda Galatasaray TV'de Tunayolar'da programında. ...6000 kitap, çok çok eski kitaplar... ...ana kütüphanenin hemen üstündeyiz. Tabii ana kütüphaneyi gezerken... ...gerçekten de etkilenmemek mümkün değil. Tarih burada yatıyor diyebiliriz sevgili izleyenler. Her yerde, her rafta... ...ayrı bir tarih eser var. Açıkçası dokunabilirsiniz ama dikkatli ol dediler. Çünkü gerçekten de... ...her sayfayı açarken ayrı bir... ...özen göstermek lazım. Onlardan bir tanesini şöyle sizler için... ...gösterelim ve dikkat edelim. Şöyle bir tanesini... ...alalım. Ve dikkatlice tarihiyle beraber sizlere göstermiş olalım. Başın için nerede o mis gibi leylaklar sararıp solmak üzere yapraklar bana mesken olunca topraklar beni... Yollarda da büyük adaya geldik Ebeveynada'dan. Şimdi buranın da tarihi güzelliklerini sizlere tanıtalım diye bayramda gidemediğiniz yerleri sizlere gösterelim diye büyük ada gezimiz başlar. Tarihi bir mimarinin önündeyiz. 1899 tarihi. Tabi özellikle Büyükada'da zamanda sinema olarak bile kullanılmış çok önemli bir mimariyi şu anda karşınızda. 1899 yılından beri ayakta, halihazırda tüm güzelliğini de koruyor açıkçası. Özellikle Büyükada'ya gelirseniz iskeleden hemen çıkayım gezeyim diye düşünmeyin. Mutlaka iskeleyi mimari açıdan en azından birazcık inceleyin. Heybeliada'dan sonra şimdi Büyükada'dayız. Sevgili Cüneyt Aktaş'la beraber adaların güzelliklerini siz değerli izleyenlerimize sunmaya devam edeceğiz. Burada da gezeceğiz. Burada da Tunayollarda'nın tüm güzelliklerini, Tunayollarda'daki tüm program detaylarını şimdi izleyebileceksiniz. Simitçi, kahveci, gazozucu. Adada sahillerinde geziyoruz. Ada sahillerinde gezerken tabii ki sizlere de bu zevki sefayı aktarmamız lazım. Tabii Tunayollarda da aslında adalarda dikkat ettiğimiz tek unsur buradaki en çok parayı faytoncuların kazanması. Gerçekten de geldiğinizde faytonculara biniyorsanız pazarlık yapmadan binmeyin efendim. Çünkü hakikaten de fiyatlar ucuz değil.
Bunu söyledikten sonra şunu söylemek lazım. Adanın geneli faytoncu. Çok fazla faytoncu var ama asıl konu bu değil. Ada gerçekten de görülmeye değer. Harika bir yer. Gördüğünüz gibi her yerde ticaretinde, her yerde bisikletli turist var. Tabii bu turisti mutlaka çeken de bir işletme olması lazım. Her yerde adaya ait bir şeyler satılıyor. Sevgili Cüneyt Aktaş'la beraber bizler de turist olduk bugün. Epey alışveriş yapmak zorunda kaldık. Yalnız şikayetim var. Cüneyt hiç hesap ödemiyor. Ada sahillerinde bekliyorum. Gördüğünüz gibi keyfimiz. Şimdi bisikletle devam ediyor. Sevgili Cüneyt Aktaş da bisikleti faytondan takip ediyor. Ben yaşlıyım dedi. Bisiklete bindirme beni dedi. Faytonla devam ediyor. Efendim bir at gücünde değilim tabii ama bir faytonu da geçebilirim diye düşünüyorum. Kiminin saçı uçar, kiminin eteği. İzleyenler, adanın gündüzü sıcak, gecesi ise biraz soğuk olmaya başladı. Akşama doğru ilerledikçe soğuk arttı. Zamanla daha da artacak. Şimdi diyeceksiniz ki yavaş yavaş burnun tıkandı tabii mendil. Bundan değil efendim. Arkamda bir dilek ağacı var. Ben de tüm Galatasaray TV izleyenleri adına bir dilekle ağaca ortak paydamızı yazacağım. Tabii ne yazdığımı da sizlerle paylaşacağım. Gel Cüneyt. Efendim bu dilek tutarsa artık tüm Galatasaraylar bu ağacı ziyaret eder. Tuna yollarda tüm keyfiyle devam ediyor. Tuna yollarda da vedamız normalde yolda oluyor. Ritüel bu ama. Bu sefer deniz yolculuğu pek öyle olmayacak. Cüneyt de dedi ki artık bir yorgunluk kahvesi içelim. Ada keyfini yaşadık. Umarım sizlere de yaşatmışızdır. Önümüzdeki hafta belki de sizin mahallenizde tekrar karşınıza çıkacağız. Nerede olursak olun sohbetinizi bizden esirgemeyin. Hoşçakalın.